Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz profesyonel yaşam koçu Betül Turhan. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş buldum Nesbin Hanım. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. 1976 İstanbul doğumluyum. 29 yıllık evliyim. Malatya geliniyim. 27 yaşında bir oğlum var. Kendim de profesyonel yaşam koçluğu yapmaktayım. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Neden koçluğu tercih ettiniz? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Evet, zorlu bir hayatım oldu diyebilirim. Hastalıklar, iflaslar, yaşamla ilgili bayağı bir mücadele eden biriydim. Bu dönemde tam hayatımın böyle en zor dönemlerinde koçlukla tanıştım. Sonra yaşam koçluğunun hayatım üzerindeki etkilerini gördükten sonra, kendimdeki değişimleri gördükten sonra bundan kesinlikle ihtiyacı olan insanlar da yardım almalı diye düşündüm. Bu konuda ne yapabilirim diye araştırdım. Yaşam koçluğunu ICF onaylı, daha profesyonel hale getirecek belgelerle taçlandırıp yoluma devam ettim. Harika. Peki danışanlarınızla nasıl çalışırsınız? Ben danışanlarımla genelde onların duyguları üzerinden giderim Nesrin Hanım. Onları oldukları gibi kabul ettiğimi, karşılarıma geçtikleri takdirde burada tamamen her şey sizin için diyerek işe başlıyorum. Olduğu gibi kabul ederek, onları yargılamadan, onları sadece ve sadece dinleyerek. Aslında biz insanlar olarak şu anda anlaşılmaktan daha çok dinlenilmeye ihtiyaç duyuyoruz. Karşınızda birinin sizi gerçekten dinlediğinizi hissettiğinizde bu onlarda çok işe yarıyor. İşbirlikçi yaklaşım meydana getiriyor. Onların orijinal hallerini bozmadan, kendilerine sadık kalarak iyi bir şekilde dinleyip yol haritalarını çıkartıp yollarına devam etmelerini sağlamaya çalışıyorum. Ne güzel. Aldığınız eğitimlerden bahseder misiniz? Evet, ben 5 yıldan beri sürekli eğitim alıyorum. Psikoloji alanında çok eğitim aldım. Şema terapiler olsun, kuşak geçişli süreç olsun. Bunların hepsinin eğitimini aldım. Beyin çok ilgi alanımdır. Onunla ilgili 2 yıl boyunca eğitim aldım. NLP, EFT, Enneagram, bunların hepsinin eğitimlerini aldım. Normal yaşam koşulundan sonra ICF sınavlarına girdim. Neyse. ICF belgemi aldım. O da uluslararası bir sertifika değil mi? Evet. Ne kadar güzel. Onu da aldım. Şu anda öğrenci koçluğu ve danışmanlığı eğitimini alıyorum. Harika. Bu şekilde devam ediyorum. Ne güzel. Eğitim hayat boyu olmalı değil mi? Özellikle de bu işi yapmaya kararlıysanız kesinlikle eğitim sizin hayatınızın bir parçası olmalı. Evet. Yani birini öğrendim, burada devam edeyim, durdum, ben oldum dediğiniz zaman gerçekten de birçok şeyi kaçırmış oluyorsunuz. Kesinlikle. Benim kendi şahsi fikrim. Tabii. Her geçen gün yeni bir metot geliştiriliyor. Evet. Bunları öğrenmek, işinize uygulamak son derece önemli. Evet. Özellikle de işiniz insansa kendinizi geliştirmek zorundasınız. Tabii. Sizi farklı kılan özellikler nelerdir? Beni farklı kılan özellikler, ben insanı çok seviyorum Nesrin Hanım. Onları anlamaya çalışıyorum. Ve biz bunu ilk görüşmeden itibaren başarıyoruz. Kendilerinin gerçekten dinlenildiğini ve onaylandığını, kabul gördüklerini hissettikleri andan itibaren hiçbir şekilde direnç göstermeyip çok işbirlikçi bir yaklaşımla kendilerini çok güzel ifade ediyorlar. Karşılarında böyle baktığım zaman onlara 3. 4. görüşmeden sonra ilk önce bakışlar değişiyor. Bakışlarda bir parlaklık meydana geliyor. Daha sonra omuzlarının dikleştiğini görüyorum. Özellikle de bayan danışanlarımın. Ve onlarla birlikte bu süreci yaşamak çok çok keyifli oluyor. Onlardaki gelişimi görmek. Genelde şey diyorlar bana, yani Betül Hanım aynı olayları yaşıyoruz ama verdiğimiz tepkiler çok farklı. Kendim de nasıl bunu yaptığımı anlayamadım diyorlar. Ne güzel. Evet, hayatlara dokunmak değil mi? Amacım ve hedeflerim zaten bunlar Nesrin Hanım. Evet, manevi bir huzur da sağlıyor size değil mi? Mutluluk veriyor. Evet, doğru yerdeyim. Aynen devam etmeliyim diyerek benim motivasyonumu inanılmaz bir şekilde arttırıyor bunlar. Ne güzel. Peki danışana yaklaşımınız nasıldır? Danışana yaklaşımım şöyledir. İlk önce ben bir 20 dakikalık ön görüşme istiyorum kendilerinden. Hem kendimi anlatıyorum, hem koçluk sistemini anlatıyorum. Bu görüşmeyi yaptıktan sonra nasıl bir strateji izleyeceğimizi belirliyoruz. Daha sonrasında danışandan bir takım testler uygulayarak
onları ilk önce ben tanıyorum. Daha sonra kendilerini tanımalarına yardımcı oluyorum. Ve sonrasında da yol haritamızı oluşturup yaşadıkları olaylar karşısında, sorunlar karşısında kendi hayatlarının koçu olabilecekleri şekilde bir sistem uygulayıp, çünkü biz onlarla çok uzun vadeli görüşme yapamıyoruz. Bir 12 seans görüşme şansımız var. Bir yol arkadaşlığı olarak değerlendiriyorum ben onu. Ve benden ayrıldıktan sonra da hayatlarına aynı şekilde kendilerinin koçu olarak devam edebilecekleri düzeyde bırakmış olarak devam etmelerini sağlıyorum. Ne güzel. Hedefleriniz nelerdir? Hedeflerim kendi alanımda, bu alanda bütün koçluk eğitimlerini almak istiyorum. Çok daha fazla insana ulaşmak istiyorum. Ve bu işi çok iyi bir şekilde, layıkıyla yapmak istiyorum. Ne güzel. Umarım hedeflerinize ulaşırsınız. İnşallah. Doğru yoldasınız. Çok güzel eğitimler almışsınız. Evet. Başarılarınız daim olsun. Çok teşekkür ederim. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Benim için de öyleydi. Sağ olun. Programın sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız veya bir tavsiyeniz var mı? Evet, var. Koç olmak isteyenlere bir tavsiyem olacak. Gerçekten insanı seviyorsanız, insanla uğraşmaktan hoşlanıyorsanız, memnunsanız ve kendinizi sürekli geliştirmeye adaysanız lütfen bu işe girin. Çünkü bu sınırsız eğitimlerin olduğu, sürekli kendinizi geliştireceğiniz, o zaman başarılı olacağınız bir alan. Mutlaka kendinizle çalışın, kendi duygunuzla, kendi yaşadıklarınızla çalışın ki karşınızdaki insanı çok daha iyi anlayabilirsiniz. Çünkü insanı anlamak kendini anlamaktan geçer. Koçların dışında genel bir mesaj da vermek isterim. Hayat tam da bittiğiniz dediğiniz yerde gerçekten yeniden başlıyor. Buna inanın, kendinize inanın. Kendinizi geliştirmek için, eğitim almak için çok çaba sarf edin. Kendinize yapacağınız yatırım hiçbir zaman için karşılıksız ve boş kalmayacaktır. Her şeyi yapabilirsiniz. Ben buna çok inanıyorum. Ne güzel. Bu işi seçmemdeki amaçlardan en büyük neden de bu. Gerçekten örnek olmak. İsterseniz her şeyi yapabilirsiniz. Hı-hı. Hayatınızı tam anlamıyla değiştirebilirsiniz. Önce isteyelim, değil mi? Ve emek verelim. İsteyelim, emek verelim. Yani niyet, gayret, cesaret. Kesinlikle. Ben bununla yola çıktım. Niyet ettim, gayret ettim. Bugün de cesaret ettim. Şahane. Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Çok memnun olduk. Bugünkü konuğumuz profesyonel yaşam koçu Betül Turhan'dı. Katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ve daha nice başarılar. Ben çok teşekkür ediyorum. Bana kendimi tanıtma, mesleğimi tanıtma fırsatı verdiğiniz için. Rica ederiz. Çok mersi. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.